28 Eylül, 4 Ekim kova burçları neler bekliyor diyorsanız, kovalarda paraya takılma, yani parasız kalma korkusu ve işimi kaybedeceğim ve bulunduğum alanın sistemiyle ilgili insanların agresif tavırları ve beni anlamamadan kaynaklanan bir gerginlik var. Hatta ben işe istifa edeyim, bırakayım mı diyen kova burçlarına diyorum ki, yani işiniz hazır değil, nereye gideceksiniz? Şu an burayı biliyorsunuz, en azından burada kontrolleriniz ve buradaki insanların dengesizliklerine alıştınız. Bırakın, devam edin. Çünkü şirket sizden memnun. Sistemdeki insanlar devamlı sorun yaratıyor. Bence şu an işinize sakin sakin ıslık çalarak, şarkı söyleyerek, içinizde mutlu olarak devam edin. İşsiz olan kova burçlarına, evet, bu hafta güzel evraklar yollayacaksınız. Bazı görüşmeler sizi tatmin edecek. Hatta sürpriz bir kapıya da başlayacaksınız. Hayırlı olsun diyorum. Kendi işindeki kova burçlarına şöyle demişim. Evet, işiniz güzel gidiyor. Sadece büyütme planlarınız var. Parayı gereksiz büyüteceğim diye riske almayın. Doğru planlı ve doğru zamanda yaparsanız işinizde bir zarar görmüyorum. Sizin de özellikle abiyle alakalı bazı parasal evrede destek verme ya da ondan destek alma gibi durumlar olacak. Lütfen not alın. Sonrasında senin borcun buydu deyip birbirimize gereksiz atışmalar yapıyoruz ve kırılıyoruz. Sevgilisiyle sorun yaşayan ve benim bu ilişkim var ama adını koyamıyorum, var mı yok mu? Bu adam beni seviyor mu sevmiyor mu diyen, böyle adını koyamadığım ilişkisi olan kova burçları bu hafta onunla ilgili duygularını ve size olan değerini duyacaksınız ve bu sizi çok mutlu edecek gözüküyor. Bazı kova burçlarına boşanma kararı verdi ve evlilikte artık şiddet, sözlü şiddet, ailenin gerginliği ve maddi evrelerde artık yoruldum deyip boşanma kararı verdiniz. Bu da sizin psikolojinize iyi gelecek ama işinizi seviyorsunuz. Sanki biraz da sizden de kaynaklanıyor. Evet, maddi olarak da tatmin olamıyorsunuz ama boşanmak bazen çare değil. Biraz daha bu evliliğe siz de destek olun, devam ettirin derim. Kendi kariyerinizle alakalı eğitim düşünen kova burçları bu seneyi iptal ettiler. Seneye bu eğitimle ilgili kararlar verilecek. Özellikle astroloji eğitimi almak ya da meditasyon, NLP koçluğu, yaşam koçluğu almak isteyen bazı kova burçları yapın. Size iyi geleceğini uyarmışım. Evde değişmesi gereken hiçbir şey yok. Sizin televizyonunuzun değişmesi lazım. Televizyonla alakalı bir sorun, kararma, yanma, bu tarz bir oluşum olabilir. Dikkat edin diyorum. Bir de arabanızda bir ufak bir kaza ya da araba almak istiyorsanız nazara geleceksiniz. Aynı gün ufak bir kaza atlatabilirsiniz. O yüzden mutlaka bir kan akıtın derler ya da hayır yapın derler. Mutlaka anahtarı almadan böyle bir hayır yapın. Eğer arabanız varsa bile binmeden önce birine hayır yapın ki ufak kazalarımızı daha rahat atlatalım. Büyük kazalara engel olsun diyorum. Sizin de miras konularınız var. Özellikle Karadeniz, Akdeniz ya deniz olan bir noktada miras konularımız var. Bu konularda size çok büyük hayırlar ve paralar gelecek. Daha mahkemeler devam etse de şu an zenginliğin heyecanını yaşayın diyorum. Ne demişim? Sevgili bekleyen ve sevgilisi olmayan kova burçla beklenen biraz daha bekle. Doğru iç ilişki için bekliyorsun, bunu biliyorum. Sen de herkesle birlikte olamıyorsun, herkese öpemiyorsun, herkese derdini anlatamıyorsun. Doğru aşk var ama 2021 senin için daha sağlıklı ve hayırlı. En azından şu an enerjimi değiştirecek şeylere konsantre olursan sevinirim. Sağlıkta bir sıkıntı görmedim. Görmedim değil, not almışım. Sağlıkla alakalı noktada damar, kan dolaşımınızla ilgili ve kansızlığınız olabilir. Bunları ihmal etmeyin diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Sevgi ve umutta kalın. Merhamette kalın, vicdanda kalın.